Bu videoda Marvel sinematik evreninde gördüğümüz en güçlü Hulk formları arasında bir güç sıralaması hazırladım. Elbette hazırlamış olduğum bu videonun çizgi roman formları arasındaki versiyonunu da hazırlayacağım dostlar ancak 3000 like gelirse yayınlamayı düşünüyorum. Özellikle son zamanlarda sadece istemiş olduğunuz videoları hazırlamaya çalışıyorum bu yüzden daha fazla içerik için yorumlarda bana öneride bulunabilirsiniz. 2025 yılında Captain America Brave New World filmi yayınlanacak ve bu film aynı zamanda Hulk versiyonlarını içeren bir yapım olacak. Halkın MCU'da temelleri atılan birkaç Birkaç farklı formu daha vardı ve yeni gelecek olan filmlerde bunları da göreceğiz. Bir nevi MCU'da Hulk Agents of Smash ekibini topluyorlar ve bu hazırlamış olduğum güç sıralamasında tüm detaylardan bahsedeceğim. Ancak başlamadan hemen önce kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 10 numara Hulk King Şi Halk dizisinin bize attığı en büyük kazıklardan biri de maalesef ki bu elemandı. Keşke dizi non-kanon sayılsaydı da bu elemanı videoya eklemek zorunda kalmasaydım diyorum ama maalesef ki ekledim. Bu eleman Şi Halk'ın sahip olduğu güçleri hak etmediğini söylüyordu ve aslında kendi davasında fazlasıyla haklıydı. Özellikle son zamanlarda MCU'da ortaya çıkan neredeyse tüm kadın kahramanlar sahip oldukları güçler için hiçbir fedakarlık yapmadılar. Yani eski erkek karakterlere baktığımızda adamlar sahip oldukları güçler için neredeyse her şeylerini feda et. Etmişlerdi. Bu yüzden kadın karakterlerin güçlerini hak etmeyen ve iyi bir hikayeye sahip olmayan kişiler olduğunu düşünen fazlasıyla hater türedi. İşte dizi içerisinde bunlara atıfta bulunabilmek için Tot isimli bir karakter getirmişlerdi. Ancak bu karakteri sevmiyor olmamın asıl sebebi halkın güçlerinin bu kadar basit şekilde birine verilebilmesi oldu. Normal şartlarda halkın kanını kendine aktaran kişilerin gama zehirlenmesi yaşayıp ölmesi gerekirken adamlar süper güçlü yeşil devlere dönüşüyorlar. Evet sonuç olarak çok da güçlü olamıyorlar ama en nihayetinde eski hallerinden daha güçlüler. Ve halkın sahip olduğu yeteneklerin bu kadar kolay dağıtılabiliyor olması bana fazlasıyla saçma geliyor. 9 numara Scar Scar karakteri Hulk ve Kera isimli bir savaşçının Sakar'da bir kaza kurşunuyla ortaya çıkan ürünüydü. <laughs> Scar aslında bir melezdir. Babası teknik olarak dünyalı ancak genetik olarak halkın güçlerine sahipti. Annesi ise seçkin bir kraliyet muhafızı ve neredeyse halkı durdurabilecek kadar güçlüydü. Eskiden Scar'ın halktan daha güçlü olduğu iddia edilse de böyle bir durum söz konusu değildir. Scar güçlü olabilir ama tam bir embesildi. Sakar kültüründe doğup büyüdüğü için Scar'ın kafası her şeye basmaz. Yani sadire dövüşmeyi ve arenada savaşmayı falan biliyordu. Scar iyi bir savaşçı olsa da melez olduğu için halkın diğer varyantlarına karşı pek bir şey yapamaz. Ayrıca hala bir çocuk olduğu için biraz geriye koymak istedim. 8 numara Free Happy Hogan'ın üzerinde oynanmış olan halk DNA'sı alması sonucunda ortaya çıkan bu formunu Vatif 2. sezonda iki defa göstermişlerdi. Happy'nin en büyük sorunu halkın DNA'sını alan diğer kişiler gibi yeşil olmamasıydı. Bunun yerine Happy, Thanos gibi genetiği bozuk bir Deviant'a benziyordu. Neredeyse halk kadar güçlü olsa da gama emilimi halkın birçok varyantından çok daha düşüktü. Evet Freak'in çok güçlü olduğunu söylemek mümkün ancak orijinal halk karşısında hiçbir şansı yoktu ve dayak yemişti. 7 numara She-Hulk <laughs> <laughs> She-Hulk dediğimiz karakter fiziksel olarak neredeyse halkla denk bir karakterdi. Hatta kadın olduğu için biraz daha ince ve çevik olduğunu söylemek mümkündür. Elbette birebir dövüşte halkı yenemez ama iyi bir rakip olduğunu çok iyi biliyoruz. Genel olarak She-Hulk çok da büyük sayılmaz, kontrolü elinde tuttuğu ve fazla öfkelenmediği için gama enerji eminimi fazlasıyla düşüktü. Ayrıca nispeten diğerlerine göre çok daha zeki bir kadın olduğunu düşünürsek güçlerini nasıl kullanacağını çok iyi biliyordu. Yani beni linçlemeyin dostlar ben she halkın zeki, başarılı, güçlü ve çevik olduğunu kabul ediyorum. 6 numara Avengers Hulk <laughs> Hulk'ın Avengers ve Ragnarok filminde yer alan formu genel olarak eski halinden çok daha küçüktü. Ama en azından Hulk fiziksel anlamda güçlüydü ve iyi bir savaşçıydı. Hulk zeka kazanmaya başladığı süre içerisinde güçlerini kaybeden bir karakter ve güçlerini kaybettiği süre içerisinde gama enerji emilimi azalıyor ve küçülmeye devam ediyordu. Hatta en sonunda Tuna Tavus kadar bir şey olmuştu. Dolayısıyla Hulk, MCU'da zamanla eriyen bir karakterdi. Avengers Hulk'ın en güçlü formuysa yine de Avengers filmindeki hali diyebiliriz. Ancak Hulk'ın gözlerine baktığımızda eskisi gibi gama enerjisi yoktu ve bu detayı görmek bile Hulk'ın Shrek'ten farksız olduğunu anlamaya yeter. 5 numara Abomination Blonsky Abomination'ın son formu çizgi birebir uyumluydu. Deniz canlılarına benzeyen yapısıyla Abomination halkın aksine hala çok büyüktü. Hatta halk küçülmeye devam ederken Abomination'ın büyüdüğünü söylemek bile mümkündür. Zira halk ve Abomination arasındaki boy farkı her geçen filmde artmaya devam ediyor. Evet Abomination'ın son formu eski formu kadar tehlikeli değildi. Kendisi çok daha sakin ve kemikli yapısı olmadığı için keskin ya da sivri bir silahı da yok demektir. Yine de halkı ikiye katlayacak boyu ve güçleri sayesinde ondan çok daha güçlü olduğunu söylemek doğru olur. 4 numara Abomination Prime. Abomination ilk ortaya çıktığında çok daha korkunç ve kemikli bir yapıya sahipti. Bu kemikler o kadar güçlü ve iriydi ki halkın derisini dermeyi başarıyordu. Ayrıca son formunun aksine daha saldırgan ve korkunç görünmesinin bile taktiksel bir avantajı vardı. Yani bunlardan hangisiyle dövüşseniz daha çok korkarsınız ve çekinirsiniz dediğinde muhtemelen Abomination Prime derdiniz. Emil Blonsky ilk olarak süper asker serumları kullandığı için zaten genetik yapısı tamamen değiştirilmişti. Bir de bunun üzerine halkın kanına ve gama ışınlarına maruz kaldığında ortaya Abomination çıkmıştı. Teknik olarak Abomination Hulk'tan yine daha büyüktü ancak kontrol Blonsky'de olduğu için Hulk gibi öfkelendikçe güçlenemiyordu. Sonuç olarak Hulk karşısında kaybetmesinin en büyük nedeni de aslında buydu. 3 numara The Incredible Hulk. The Incredible Hulk, MCU Hulk'ın en güçlü formlarından biriydi. Çünkü içindeki gamma enerjisi gözlerinden bile belli oluyordu. Hulk'ın gerçekten Hulk olduğu, güçlerini iyi kullandığı bir versiyonuydu. Hulk karakterinin zekisi değil, beyinsizi makbuldür sözünün karşılığı gibi bir şeydi. En azından Hulk'ın içindeki enerjiyi göstermiş olmaları bile bu sırayı hak ettiğini kanıtlıyor dostlar. Ayrıca boyuna ve cüssesine bakıldığında Avengers Hulk'tan çok daha büyük ve güçlü olduğunu söylemek doğru olur. 2 numara Red Hulk MCU'da Red Hulk lider tarafından geliştirilen bir serumda ortaya çıkacak. Zaten Banner'ın kanını alan herkes halkın güçlerine sahip olduğu için Red Hulk'ın önemli farkları olması şart. Benim bildiğim kadarıyla serumun için eklenen şeyler arasında ekstremis olacak. Bu yüzden Thunderbolt Botros diğerleri gibi yeşil değil kırmızı gözükecek. Ayrıca öfkelendikçe yanmaya başlayacak ve bu da ekstremisin verdiği özelliklerden biriydi. Zaten halkın hızlı iyileşme faktörü bulunuyor ve bu faktör ekstremis birleştiğinde ortaya çok daha korkunç bir karakter çıkacak. Filmde sadece Red Hulk'ı görmeyi beklemiyorum aslında daha fazla halk görmemiz için filmi değiştirmişlerdi. Mesela Thunder Botros'un kızı Betty'yi Defin'de filmde göreceğiz ve Betty gelecekte Red She Hulk olacak. Bununla birlikte The Incredible Hulk'ın orijinal oyununda A-Bomb'un temelleri atılmıştı. A-Bomb karakteri de yine Hulk'ın DNA'sı sayesinde ortaya çıkan versiyonlardan biriydi. Yani fragmanlarda ya da filmde diğer Hulk formları da ortaya çıkacak olursa çok daha iyi olur. Red Hulk potansiyel olarak çok daha öfkeli ve güçlü olduğu için MCU Hulk'ın şimdiye kadar görünen birçok formundan üstündü. 1 numara Cosmic Immortal Hulk <laughs> Vatif ikinci sezonda karşımıza çıkan bu karakter MCU'da gördüğümüz en güçlü Hulk formuydu. Normal şartlarda Bruce Banner'la aynı geçmişe sahip olan bu karakterin hikayesini normal şartlarda ikinci sezonda izlemiş olacaktık. Ancak daha sonrasında orijin hikayesini üçüncü sezonu ertelediklerini söylemişlerdi. Normal şartlarda halk yine aynı geçmişe sahip ancak Asgard'ın yeni kralı olduktan sonra hem Thor'un zırhına sahip oldu hem de içindeki gamma enerjisini yönlendirebilecek silahlar kazandı. Nasıl ki Thor sahip olduğu güçleri yönlendirmek için Mjolnir'i ya da Stormbreaker'ı kullanıyorsa aynı silahlar halkın da eline geçti. Tabi halkın silahları biraz daha farklıydı yani daha önce MCU'da gördüğümüz silahlar falan değildi. Böylece halk içindeki sonsuz gama enerjisiyle hem ölümsüz hem de kozmik bir varlığa dönüştü. Halkın bu formunu ileride tekrardan göreceğiz ve Vatif'in final sezonundan sonra belki bir ihtimal Battleworld'de kullanabilirler. Ama bu karakterin varlığı bile aslında MCU halkın potansiyel olarak ne kadar büyük bir enerjiye sahip olduğunu kanıtlıyor dostlar. Sen kırbaçlar tanrısı halk mısın diyecek bir babası olmadığı için halkın World Breaker formunu maalesef ki hala göremedik. Evet halkın en büyük gücünün gamma enerjisi olduğunu bu videoda sizlere bastıra bastıra söyledim. Sonuç olarak gamma enerjisi sonsuz bir enerji kaynağına bağlı olduğu için halk bu gücü yönlendiren en güçlü varlık olmalıydı. Ve halkın bu çaresiz hallerini MCU'da görmek bizleri gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığına uğratıyor. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.